Efendimiz buyuruyor ki aleykum bi sünneti ve sünnetil hulefâir râşidîn el mehdiyyin avzu aleyha bin nevâciz. Azı dişlerinize sımsıkı sarılın. Benim sünnetim, benim yolum. Raşid halifelerin yolu. Ebu Bekir'e sövenlerin, Ömer'e sövenlerin, Osman'a sövenlerin, Ayşe'ye iftira atanların, aşere-i mübeşşere'yi bir yönüyle telin edenlerin. Bence bunların görülmemesi öyle korkunç bir dalalettir ki kavga etme başka. Onları yeni bir cephe olarak ilan etme başka. Onlarla vuruşma ve sürtüşme başka. Devletler arası münasebet açısından diplomatik münasebetler başka. Fakat benim ashabıma söven benden değildir diyor yani. Hafizanallah. Ebu Bekir, Ömer, peygamberler döneminde olsaydı peygamber olurdu onlar. Çok peygamberin yaptığı şeyden büyük şeyler yapmışlardır. O Ebu Bekirler, o Ömerler. Onlar onlara söverken kalkacak bir tane şom ağızlı. Ben sünnilik diye bir şey bilmiyorum. Ondan habersiz birisi de kalkacak, frakı dalle diyecek. O ne demek? Sünnet çizgisinden dışarıya çıkmış. Ama birader, vafaka şennun tabakat, hiç olmazsa birbirinizle anlaşın da belli bir noktada bir birlik ortaya koyun. Sen ayrı bir zevzeklik yapıyorsun, o ayrı bir zevzeklik yapıyor. İkisi de yalan, fakat yalanlar örtüşmüyor. Madem anlaştınız, bence o zaman ben ne diyeyim burada deyin, birbirinizle anlaşın. Allah hayrınızı versin. Allah kendini size tanıttırsın. Allah sizi o lanetsi halden halas eylesin. Biz değil öyle sadece bir basit ilmi halle. Onların öğrendikleri gibi kitapların fihristine bakarak, fişleyerek, işleyerek, ortaya kitap koyup kariyer yapan insan değil. Bir kitaba bakarken 30 kitapla müzakere ederek ehli sünnet vel cemaatin mübarek mülahazalarını zihinlerimizin bütün nöronlarına işlemek üzere işledik. Bir tek kelimeyle İmam Ebu Mansur'un Maturidi Hazretlerine veya Eş'ari Hazretlerine, Ebu Hanife Hazretlerine, İmam Malik Hazretlerine, Şafii Hazretlerine, Hanbeli Hazretlerine, Selefi Salihine senelerden beri hadisleri metnin kritiğini yaparak senelerden beri birkaç kitabı beraber bulundurarak ricalin kritiğini yaparak onlara sorsanız 10 tane insanın hatta en büyükleri o mevzuda uzman olan ben bir şey söyleyeyim. Belki sonra bakar öğrenir. Buhari'nin birinci hadisinin ravisi kimdir? Yemin ederim sorsanız bilmezler. Hem de o işte uzman geçinenler bilmezler. Nadanlar eder sohbeti nadanla telezzüz. Diplomaylı olmuyor divanelerin hem de mi divane gerektir. Allah Celle Celaluhu avene-i şeytana bugüne kadar fırsat vermedi. Bundan sonra da fırsat vermesin. Hizmeti imaniye ve Kur'aniyeyi ehli sünnet vel cemaat çizgisinde devam ettirsin. Ehli sünnet çizgisinde hareket eden insanlara fırakı dalle diyen insanları da Allah Celle Celaluhu hidayet eylesin. Mümine hayatında karınca basmamış insanlara. Kendim gibi biliyorum. Bak bugün yine bir şeyi. Arıya ağladığımı size söylemiştim değil mi? Karıncayı sırt üstü düşmüş, bulunmaması gerekli olan bir yerde hayatı için namüsait. Derlenip toparlanamıyor. Dışarıya çıkarıp güneşle buluşturduğumdan hareket etti. Size yemin ederim, babamın kabirden çıkıp geriye dönmesi gibi sevindim. Çırpınan bir kelebeği, çırpınıyor bir türlü kalkamıyor.
Bulmada bir hayli zorlandım. Dakikalarca yakalamak için. Sonra elimi aldım, dışarıya çıkardım. Güneşle buluşturdum. Uçtuğunu görünce birdenbire bir kurban bayramı, bir Ramazan bayramı yaşadım. Yemin ederim size. Ve en son bugün biri sırt üstü düşmüş. Acaba siyah çorabından düşmüş bir iplik mi? Korkarak, elimi uzatarak acaba sıktığım zaman incitebilirim diye. Bir hayli baktım. Baktım çok hafif kıpırdanıyor. Anladım ki karıncaya benzer o türden. Belki termit. Burada oluyor mu bilmiyorum. Nasıl yakalasam, farkına varmadan çok sıkarsam canı çıkar zavallın diye. Fakat sonra böyle tırnaklarımın ucuyla yakaladım bir yerinde. Çıkardım kapıya koydum, tahtaların üzerine koyunca hemen tahtalardan birinin arasına sızdı. Size yemin ederim annemin mezardan çıkıp gelmesi gibi sevindim. Kime bu insanlar terörist diyorlar? Ben şu kaldırımlarda yürürken belki 100 defa, belki birkaç yüz defa amanın burada karınca olabilir. Dikkatli basın. Çevreme bakmadan yürüdüm hep. Yılanın belini kıran bir arkadaşımla bir ay konuşmadığımın burada şahitleri vardır. Bir gösteri yapmak için benim çadırımın etrafında dolaşan kampta yılanın belini kırdığından dolayı bir ay konuşmadım. Kime terörist diyor bu insanlar? O cemaat terörist olamaz. Ona terörist diyenler kendileri teröristtir. Çünkü onlar sızmışlardır. Başka yerden emirle gelmişlerdir. Ama bütün bunlar bir gün er geç ortaya çıkacak. Bugünün utanmazları o gün asa gibi iki büklüm olacak. Sizin yüzünüze bakamayacak hale gelecekler. O zift ceraidinde olanlar da, o türden ceraitle sizin aleyhinizde atıp tutanlar da, sizi karalamak için boyacılarda siyah boya bırakmayanlar da, hepsi ettiklerinin kat katıyla Allah tarafından cezalandırılacaklar. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسِ وَلَاكِنَّ النَّاسَ اَمْسَهُمْ يَظْلِمُونَ Allah kimseye zulmetmez. Fakat insanlar kendilerine zulmederler. Zalimlere dedirtir bir gün kudreti Mevla. تَاللّٰهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللّٰهُ عَلَيْنَا Son Ziya Paşa tarafından Kur'an'dan iktibasla Seyyidina Hazreti Yusuf'un, daha sonra da Mekke fethinde Efendimiz'in bir yönüyle beyan buyurdukları ayete ilave edilmiş bir mısradır. Zalimlere dedirtir bir gün Hazreti Mevla, Tallahi leked aserekallahu aleyna. Allah'a yemin olsun ki, kasem olsun ki, Allah sizi bize üstün kılmıştı ama gel gör ki haset, çekememezlik, hazımsızlık, yapamadığımız şeyin 1000 katını yapmanız bizi bu türlü taşkınlığa, dalalete, tuğyana, aşırılığa sevk etti. Yine de her şeye rağmen Allahümme ihtihim sıratel müstakim sıratel lezine enhamte aleyhim gayril mağzubi aleyhim وَلَا الطَّالِينَ آمِينَ